Merhaba, ne haber arkadaşlar, nasılsınız? Ben gayet iyiyim. Bugün sizlerle birlikte daha önce de incelemiştik MacBook 14'ün. Bu sefer sonunda S harfi olanını inceleyeceğiz. MacBook 14S, MacBook 14'ten farklı neler sunuyor? Genel olarak neler sunuyor? Bunlara göz atacağız. Ben Osman Furkan Şahin, burası Tekno Safari. Buyurun başlayalım. Tüm diğer MacBook modelleri gibi önce bir abone söyleyelim. Zoom yapabiliyor musun? Ama incelemeye geçmeden önce videolarımızı izleyenlerin hala büyük çoğunluğunun kanalımıza abone olmadığını hatırlatmak isterim. Kanalımıza abone olursanız bizleri destekleyebilirsiniz. Haydi şimdi incelemeye geçelim. Diğer tüm MacBook cihazlar gibi bu cihazda da alüminyum bir gövde kullanılmış. Alüminyum gövdenin içerisinde inşa edilmiş cihaz ve bu seride kenarları parlaklaştırılmış CNC ile işlenmiş. Bu sayede göze daha hoş bir görünüm kazanmasını sağlamışlar. Bizim elimizdeki cihazı yeşil renkte, bir de farklı olarak uzay grisi rengini alabiliyorsunuz. MacBook 14'te tek renk seçeneği sunulmuştu. Burada iki tane renk seçeneği sunmuş olmaları güzel. Kullanıcıya sunulan her türlü seçenek bizim hoşumuza gidiyor. 16.7 mm kalınlığında bir cihaz, 1.43 kg'da ağırlığı var. Yani yanınızda rahat taşıyabileceğiniz bir cihaz. 14.2 inç boyutunda bir ekranı var. 14 inç civarında oluyor zaten MacBook'ların 14 rakamı olan serileri. Dolayısıyla 14.2 inç boyutunda beklediğimiz şekilde. Burada beklediğimizden farklı olan birkaç özellik var ekran kısmında. Onlardan da bahsediyor olacağım. Hemen ekranın detaylı özelliklerinden bahsetmeye devam edeyim. Beklediğimiz üzere yani Huawei'nin bilgisayarlarına alıştığımız bir şekilde iyi bir ekranı var. IPS tabanlı bir ekran kullanıyor ama burada artık IPS yerine LTPS teknolojisi tercih edilmiş. LTPS teknolojisi bana ne sağlıyor diyorsanız değişken tazeleme hızları kullanabilmenizi sağlayan bir teknoloji. LTPS teknolojisi sayesinde hem batarya tasarrufu hem de yüksek tazeleme hızları elde edebiliyorsunuz. Ki bu bilgisayarda da 90 Hz'lik bir tazeleme hızı kullanılmış. Ekranın çözünürlüğü 2.5K olarak ifade edilmiş. Yani 2520x1680 çözünürlüğünde yaklaşık 213 ppi'de bir piksel yoğunluğu değeri var. Bu özelliklerine ek olarak bir de önceki modellere göre yapılan bir geliştirme sRGB gamutunun artık %100'ünü destekliyor bu ekran. Yani sRGB gamutunda çalıştığınız zaman bu ekran üzerinde %100'e kadar sRGB gamutunu görüntüleyebiliyorsunuz. Yine ekranın HDR 10 Plus desteği olduğunu da söyleyelim. HDR içeriklerinizi görüntüleyebilir veya düzenleyebilirsiniz. Bu HDR özelliğinin bulunabilmesi için tabii ki aslında bir 10 bit panelin yer alması gerekiyor. Burada 8 bit artı 2 bit de FRC ile toplamda 10 bite çıkartılmış bir panel var. Dolayısıyla 1 milyar renk görüntüleme imkanı sağlıyor size. Kontrast değeri ise 1500:1 oranında, aynı zamanda 400 nit parlaklığa kadar da çıkabildiğini söylememiz lazım. Dokunmatik bir ekran, yine MacBook modellerinden alıştığımız üzere isterseniz dokunarak da kontrol edebiliyorsunuz. Tabii dokunmatik olmasının ekran yüzeyinin birazcık parlak olması gibi bir durumu söz konusu olabiliyor. Bazen eğer ışık doğru açıyla düşerse yansıma görebiliyorsunuz ama dokunmatik olmayan bilgisayarlara da parlak ekranlar koyuyorlar. Aynı sıkıntıyı yaşayabiliyoruz. Artık Windows'un da dokunmatikle iyi bir şekilde çalışabiliyor olmasından dolayı tabii ekstra bir kullanım kolaylığı da sağlıyor. Ekranın otomatik parlaklığı desteklediğini de söyleyeyim. Yani otomatik parlaklık açık bıraktığınız zaman girdiğiniz ortamdaki ışık durumuna göre kendisi parlaklığını otomatik bir şekilde ayarlayabiliyor. Dolayısıyla sizin parlaklık ayarlarıyla uğraşmanıza gerek kalmıyor ama isterseniz bu özelliği devre dışı bırakarak kendi ayarladığınız parlaklıkta da kullanabilirsiniz. Biz mesela şu anda yoğun ışık altında olduğumuz için o özelliği devre dışı bırakarak en yüksek parlaklığı aldık. Ekranın yine 3'e 2 oranında olduğunu söyleyeyim. Bu özellikle feed olan siteler için, yani aşağı doğru besleme ekranı olan siteler için, YouTube gibi, Instagram gibi, Twitter gibi, Facebook gibi siteler için daha büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Özellikle metin dosyalarını da düzenlerken metin dosyalarında da yine daha fazla alanı görüntüleyebilmenizi sağlıyor. Ekran çerçeve oranı ise %90 civarında olduğunu söyleyelim. Artık ekranla ilgili özellikleri bitirelim, bilgisayarın kendisine geçelim. 11. nesil i5 veya i7 seçeneğiyle alabiliyorsunuz bu bilgisayarı. Bizdeki versiyonu şu an i5'li olan versiyonu, i7'li olan versiyonunda ekstradan bir de hafıza yükseltmesi mevcut. Bizde 512 GB NVMe SSD ile birlikte gelirken i7'li olan versiyonda 1 TB'lık SSD ile alabiliyorsunuz. Burada güzel bir özelliği ki performansa katkısını ben kendi evimde kullandığım bilgisayarda da gördüm. Bu bilgisayarda çift kanal RAM kullanılmış. 16 GB'lık DDR4 RAM 2 kanal halinde, yani 8 artı 8 GB şeklinde bağlandığı için bu çift kanal RAM sizin RAM performansınızı normalde olacağından 1.5 kat daha iyi bir şekilde almanızı sağlıyor. Hem yeni nesil işlemcilerle birlikte, 11. nesil işlemcilerle birlikte, hem de çift kanal RAM desteğiyle birlikte bilgisayar özellikle gündelik işlerinizde hiçbir şekilde takılma kasma yapmıyor. Söz konusu ağır işler olduğu zamansa tabii ki bu bilgisayarın özellikle böyle grafik tasarım veya oyun işleri için üretilmediğini söylemek lazım. Burada bilgisayarın aslında hedef kitlesi gündelik kullanımda yanında iş istasyonu isteyen insanlar, öğrenciler, öğretmenler, evinden çalışanlar, dışarıda çalışmak isteyenler, sıkılmış olanlar. Zaten üzerindeki grafik işlemci de Intel'in ZE yani XE grafik işlemcisi. Dolayısıyla o grafik işlemcisi de aslında gündelik kullanım düşünülerek, böyle hafif ağırlıklı işler düşünülerek tasarlanmış ve buraya yerleştirilmiş bir grafik işlemcisi. Bilgisayarın performansından ziyade aslında bu yeni nesille birlikte gelen
ekstra değişikliklerden bir tanesi de yeni şarj aleti. 90 wattlık şarj aletiyle birlikte geliyor. Ama şimdi diyeceksiniz ki bu 90 wattlık şarj aleti değil. Belki tabii uzaktan seçememiş de olabilirsiniz. Bu 90 wattlık şarj aleti değil. 90 wattlık şarj aleti henüz kutuların içerisinden çıkmıyor. Bizim ürünümüz test ürünü olduğu için siz satın aldığınızda içerisinden 90 wattlık yani en yüksek performans veren şarj aleti çıkacak. Biz önceki nesillerden elimizde olan 65 wattlık şarj aletini kullandık. 65 wattlık şarj aletiyle yaklaşık şarjımız 1 saat 45 dakika 2 saat civarında sürdü. Eğer bu şarj aleti 90 wattlık şarj aleti olsaydı o zaman 0'dan 100'e şarj etmemiz de 90 dakika sürecekti. Aynı zamanda bu yeni hızlı şarjla birlikte bir teknoloji daha eklemişler. 15 dakika şarj ederseniz bilgisayarınızı 3 saatlik bir kullanım ömrü sunabiliyor size. Biliyorsunuz bu hızlı şarjlar batarya boşken daha hızlı şekilde şarj ediyor. 60 watt saatlik bir batarya kapasitesi var. Bu 60 watt saatlik batarya kapasitesiyle yine alıştığımız şekilde yaklaşık 10 saat civarında kullanım sunabiliyor. Tabii ki bu sizin kullanım tarzınıza göre veya ekranda görüntülediğiniz içeriğe göre değişebilir. Sonuç olarak bunun ekranı 60 ile 90 Hz arasında geçiş yapabiliyor. Eğer yüksek tazeleme hızlı görüntüler izliyorsanız dolayısıyla şarjınız daha hızlı tükenecektir. Burada cihazın fiziksel bağlantılarından sonra da aslında fiziksel olmayan yani kablosuz bağlantılarından bahsedeceğim. Çünkü burada da önemli bir yenilik var. Öncelikle fiziksel bağlantılardan bahsedelim. İki tane USB-C var cihazın sağ tarafında. Bir tane de HDMI girişi var. Sol tarafında ise USB 3.2 destekleyen bir USB tip A girişi var. Burada aynı zamanda sağ tarafta HDMI'nin yanında bir de combo jack yani mikrofonla kulaklığı aynı anda bağlayabildiğiniz ya da telefon kulaklıklarını kullanabileceğiniz diyebiliriz. Bir kulaklık girişi mevcut. Oraya taktığınız kulaklıkla beraber hem mikrofonunuzu hem de kulaklığınızı kullanabiliyorsunuz. İş kablosuz bağlantılara geldiği zamansa Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 desteği var bu cihazın. Bu bağlantı özelliklerine yeni sürüm olması şu açıdan önemli. Huawei bu bilgisayarla birlikte Huawei Share üzerinden artık kablosuz olarak bir Huawei MatePad'i veya bir Huawei MateView'ı ki incelemesini yapmıştık. Şuradan ulaşabilirsiniz o videoya da. İkinci bir monitör olarak kullanmanızı imkan veriyor. Bu sayede siz bir MateView kullanıcısıysanız ve bir de MacBook kullanıyorsanız evinize gittiğiniz zaman MacBook'u masaya koyduğunuzda herhangi bir kablo bağlamadan doğrudan kablosuz olarak monitörünüze aktararak monitör üzerinden kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Veya telefonunuzun ekranını bilgisayarınıza ve aynı şekilde yine MateView'ınızı da aktarabiliyorsunuz. Bu bağlantı özelliği güzel. Özellikle bu şekilde ekosistemlerin kurulması kullanıcı açısından gayet başarılı bir özellik oluyor. Gayet kullanım rahatlığı sağlıyor size. Özellikle bilgisayarımızı eve gittiğimizde genelde artık rahatlama seansı için kullanıyor oluyoruz. O rahatlama seansında film dizi izlemek istediğimiz zaman büyük ekranlardan izleyebiliyor olmak oldukça güzel. Tabii taşınabilir bir bilgisayar söz konusu olduğu zaman şu an günümüzün en önemli bağlantı özelliklerinden biri görüntülü görüşme konusunda oldukça ön plana çıkıyor. Huawei bu bilgisayarda önceki nesillerinde kullandığı gibi yine 4 adet gürültü engelleme özelliği de sunan bir mikrofon kullanıyor. Mikrofon sistemi kullanıyor demek daha doğru olur. Bu mikrofon sistemi ses alma konusunda gayet iyi. Ama bir farklılığı var ki aslında bu da zaten cihazı kutudan çıkarttığınız zaman en çok göze batan en bariz farklılığı cihazın kamerası klavyedeki yerinden çerçevenin üstündeki yerine yerleştirilmiş. Dolayısıyla önceki nesillerde gördüğünüz üç tarafı eşit çerçeve bu bilgisayarda yok. Üstteki çerçeve biraz daha kalın çünkü oraya kamera yerleştirmesi gerekiyor. Aşağıda kameranın yerine ise Huawei Share butonu yerleşmiş. Oraya bastığınız zaman doğrudan paylaşım yapabiliyorsunuz. Cihazın ana özelliği paylaşmak olduğu için ana özelliği ön plana çıkartan bir hareket olmuş. Kamerasından, mikrofonlarından bahsetmişken bir de hoparlörlerinden bahsetmek lazım. Huawei bu cihazla birlikte 4 hoparlöre sahip ve surround ses verebilen yani sizi çevreleyen bir ses verebilen yeni bir ses sistemine geçmiş durumda. Bu ses sistemi de 5 metreye kadar bir alanda iyi bir ses verebiliyor şeklinde belirtmişler. Tabii biz şimdi burada stüdyo içerisinde denedik. Burası sessiz bir ortam. Burada video izlerken gayet rahat bir şekilde kullandık. Dışarıdayken zaten mecburen kulaklık da kullanıyorum. Yani gittiğim yerlerde açıp bangır bangır kullanamayacağım için. Ama burada kullandığımız ortamda yani kapalı ortamlarda iyi bir ses performansı verdiğini söyleyebilirim. Burada yine önceki modellerden alıştığımız üzere klavyesinin ışıklı olduğunu ve yazma performansının keyif verici olduğunu, iyi olduğunu, aynı zamanda güç tuşuna da bir parmak izi sensörü entegre edildiğini söyleyeyim. Parmak izi sensörünü cihazınızı kilitlemek ve kilidini açmak için kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda ekstradan bir özellik Huawei'nin burada cihaz yöneticisi diyebileceğimiz bir uygulaması var. O uygulama üzerinden hem bu Huawei şehir bağlantılarını hem de cihazınızın genel olarak işte biriken temp dosyalarını, cache dosyalarını vesaire kontrol edip silebileceğiniz bir program olarak burada başlar çubuğuna yerleştirmişler. Oraya bastığınız zaman da cihazın performansını korumasını sağlayacak şekilde veya özelliklerini kontrol edebilecek şekilde yönetmenize izin veriyor bu uygulama. Tüm bunlardan bahsettik. Ben kendi yorumumdan da bahsedeyim. Aslında önceki MacBook modelleri birbirlerine oldukça benziyordu. Yani baktığınız zaman çok ciddi farklar yoktu ama bu MacBook 14 S ile bence önemli olabilecek birkaç tane farklılık gelmiş. Bunlardan bir tanesi 90 Hz'lik tazeleme hızı ki bu artık çoğu kullanıcının
her cihazda neredeyse artık yakında akıllı saatlerde bile istiyor olacağız. İstediği bir özellik yüksek tazeleme hızı. Dolayısıyla bu özelliklerin gelmesi kullanıcılar açısından iyi karşılanacaktır diye düşünüyorum. Fiyatından da bahsedeyim. Şu an Türkiye'de ön siparişte henüz satışa çıkmadı. 13.999 TL bu bizim önümüzdeki cihaz. i5'li modeli i5-11300 işlemciye sahip olan model ve 16 GB RAM 512 GB depolama seçeneğine sahip olan modeli. i7'li modelinin fiyatını da ben göremedim. Belki henüz ön siparişi açılmamıştır. O yüzden net bir şey söyleyemiyorum. Evet, yeni MateBook bu şekildeydi. MateBook 14S. MateBook 14S hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Genel olarak MateBook serisinin sevildiğini biliyorum. Bu yeni rengi, yeşil rengi daha önce görmemiştik. Yeşil renk hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu da yorum kısmında bizimle paylaşın lütfen. Oraya kadar inmişken videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, hatta videomuzu paylaşmayı unutmayın diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.